Hakan Bey'in formülünü duyalım mı? Ee, zannediyorum İnce ile örtüşüyor sizin formülünüz Muharrem İnce'ninkiler. Çatı aday formülü evet. yanlış diyor, matematik bilmemek diyor. Ee, yani herkes kendi adayını bir çıkarsın muhalefet içerisinde diyor. Sonra ikinci turda bakılır diyor anladığım kadarıyla. Siz evet. de zannediyorum bunu öneriyorsunuz. Onu çok anlattığım için bir cümleyle söylerim ama. Söyleyin. EDP evet. ile ilgili bir senaryo söyleyeceğim. Tamam. Şimdi EDP kapatıldı diyelim. Tamam. Millet İttifakı'nın eğer doğru strateji kurulursa şansı çok artar. HDP kapatılınca seçimde evet. Evet. Nasıl? Yani ne? hiç böyle benim derin benim analize anladım. gerek yok. Çok basit bir sebeple Türkiye'nin %78'inin nefret ettiği PKK konusu gündemden kalkar. Muhalefet İyi Parti ise İyi Parti, CHP ise CHP. Yani millet İttifakı İtfak, rahatlar diyorsun. Tabii tabii Peki. tabii. Ha bir şartla. PKK Kandil'den ben hala güçlüyüm havasına girmek için bir demeç verip arkadaşlar Millet İttifakı'nı destekleyin diye kendini göstermeye çalışırsa Millet İttifakı'na büyük zarar verir. Ama İstanbul seçimlerinde öyle olmadı. Çünkü İstanbul seçimini duymadı. Ha, duymadı Doğrudan destek veriyoruz dediler. Şöyle İstanbul seçmeni onu duymadı. Yüzde beşi duydu, onu duydu. Duysaydılar öyle olmazdı o iş. O başka bir hesap. Yani bazı şeyleri seçmen çok günde toplam siyasete 48 saniye ayırıyor ortalama bir sade vatandaş. Yemek yerken haber dinliyor veyahut öğlenliğin haber bakıyor filan siyasetçi değilse. İşi gücü var, ekmek parası peşinde. 4 saattir bizi izliyorlar canım. 40 saniye olur mu? Yani ortalama, Türkiye ortalamasını söylüyorum. Bizi izliyor, yüzde bir izliyor, yüzde iki izliyor gibi. Şimdi Türkiye'yi, bütün Türkiye'yi söylüyorum. Ortalama saniye sü süre bu. Dolayısıyla duymadıkları için. Şimdi kapatılırsa, HDP, PKK hiç ses çıkarmazsa o seçim sürecinde. Peki. HDP'nin işte kapatılan veya kapat bilmem şusu busu yani yetkilisi, görevlisi, mevcut genel başkanı Sayın Pervan Pervin Buldan filan, bunların hiçbiri sesini çıkarmazsa Millet İttifakı'nın birinci turda doğru strateji kurmak kaydıyla ikinci turda büyük şansı olur, ciddi ihtimali olur. Ve seçim her şekilde kafa kafaya. Yani birinci turda da herkes kendi adayını çıkaracak. En çok niye? oy adan, alan aday da i̇şte ikinci onu turda sanıyoruz. desteklenecek. O şöyle, doğru mu? Onu, doğru onun mu? sebebini Anladım. izah edeceğim de. Önce HDP'nin kapatılıp kapatılmaması formülünü önce. Tamam, çünkü kapatılmasını gündemde. anladık. Peki. Kapatılırsa tablo bu. Anlaşıldı. Stratejinin yine doğru kurulması lazım ama. Peki. Kapatılmazsa da stratejinin doğru kurulması lazım. Bu arada kapatılırsa ne gibi bir strateji doğru olur? Veya niye Hulki Bey'e, Hasan Bey o şeyi konuştular. Niye çok aday olursa şans artar tamam. diyor Hasan Bey. O şu sebeple evet. şimdi birinci turda eğer bütün muhalefet biz birleştik tek aday çıkarıyoruz dedi diyelim. İktidarın zaten tek adayı var. Evet. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanına oy veren Son seçimde ve önceki seçimde %51-52'lik bir kitle var. Hatta şu büyük başarı kabul edilen son yerel seçimde bile Türkiye'nin %52'si AK Parti ve MHP'ye oy verdi. Dikkatinizi çekiyorum. Şaka değil. Rakam bu yani. Tamam mı? Bu 52'nin içinden işte. birinci turda karşıda tek aday olursa ve o adayı 18 parti destekliyor diyelim. Evet. İçlerinden hoşlanmadıkları tek bir parti olsa bile o iktidar seçmeni o muhalefet adayına oy vermez. Tek tamam. bir partiyi beğenmeseler bile. İçinden şöyle düşünür. Ya der bu bizim adama 10 senedir sövüyor veyahut ne bileyim e, bu e, bakanlık verecekler bunlara mesela. Hı. Yandık. Olur mu öyle şey ya? Hadi ya bırak yine ben bildiğime vereyim derler. Seçim birinci turda. Halbuki birinci turda siz 4-5 alternatif sunarsanız iktidara oy veren seçmene içinden der ki tamam. yahu şey bölünür oylar. İçinden der ki ya bak pandemi, ekonomi, durumlar vahim. E 20 yılda oldu bir değişiklik olsun. Yani şunlara vermem ama hadi şuna vereyim be der. Der. Bunu 3 puan bile dese yetiyor Bersin. muhalefete. Benim anlatmaya çalıştığım bu. Matematik matematik Yani orada e, o güne kadar iktidara oy vermiş seçmen için siz tercih çeşitlendiriyorsunuz. bravo. Anladım. Tercihi çeşitlendirirseniz o zaman bir tanesini oy vermek O verme kadar bölünür. Peki, o kadar bölünür. Var, galiba. ne kadar çeşitlenirse o kadar bölünür. İşte ne kadar Bu seçim sisteminde bölünme yok Kurtu Bey. mı? E, tabii. Abi bu seçim sisteminde bölünme diye bir şey yok. Bu seçim sisteminde %50 artı 1 var. Parlamento sisteminde bölünme diye bir şey vardı. İktidar çünkü milletvekili sayısıyla belirleniyordu. %50 artı bir söz konusu olduğu zaman başka bir cebir, başka bir matematik devreye giriyor. Yani birinci turda siz iktidara seçimi kazandırmama projesini kuracaksınız. Çünkü karşınızda 20 yıllık çok kuvvetli bir iktidar var ve bu ülkenin yüzde ellisinin çok da sevdiği bir insan var. Şimdi gerçeklikleri görelim. Siz buradan 3-4 puan alırsanız yani 50 artı 1 olursanız o seçimi kazanırsınız. İster birinci turda ister ikinci turda. Şimdi siz birinci turda <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına en muazzam adayınızı da çıkarsanız tek adayla çıktığınız zaman Birinci turda o seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyetiyle biter. Hem de 52-53 ile biter. Tıpkı iki defa olduğu gibi. İkinci turda da galibiyetiyle biter. Hayır. Şu sebeple izah edeceğim. Birinci turda Sayın Erdoğan 47'de kalır. Benim dediğim formül olursa siz muhalefet siz seçmene altı tamam. 6 ihtimal sunarsanız mesela diyelim Ali Babacan aday oldu. Alacağı bir puan AK Parti seçmeninden alacağı bir puandır. Örneğin o bir puan tamam. Ali Babacan'a gider. Erdoğan 47 aldı <laughs> diyelim. Tamam. İkinci tura. Geldik ikinci tura. Bravo. Ha. İkinci turda eğer Yüksek Oyalan Parti doğru adayı göstermişse seçimi kazanma ihtimali olur diyorum. Bakın evet. kazanır da demiyorum. İhtimali i̇şte tam olur. da onu soruyoruz. Başından beri sorduğumuz o. Evet. Niye ikinci turda alsın? çünkü. ben niye Elinci oraya gitsin? Turda. Siz demediniz mi? Hay hay. Hakan Bey siz evet. demediniz mi zaten en son belediye seçimlerinde bile millet Cumhuriyet ittifakının oyları %52,5 dediniz. Evet. Şimdi %50 52,5'luk bir oy havuzu bu tarafta var. Evet. E bu tarafta da %52,5 yok. Şimdi evet. burada da bir tane bu %52,5'luk havuz da 52 48 diyelim. Şimdi burada 50'si, 52 var, bir tane aday var. Burada 48 var, 5 tane aday var çeşitlendiği gibi. Evet. Şimdi bu 5 tane aday, birinci turda Erdoğan'ı 51'e çıkarmadılar. 47'de bıraktılar ama iki, tamam. geldik ikinci tura. Evet. İkinci turda da burada bir tane aday var, Erdoğan var. Şimdi bu 5 tane adaydan bir tanesi teke inecek evet. evet. O zaman ne olacak da bu taraftaki, bu taraftaki, şöyle yapalım o zaman. Bu evet. taraftaki evet. %52... Niye buradaki yüzde 48 e oy versin? Ne değişiyor? Başından beri sorduğumuz bu. Buna cevap şu, çok basit aslında. Siz birinci turda kaybedilmesi kesin olan bir şeyi hiç değilse ikinci tura bırakmak ister misiniz? Birinci sorum. Umut, yani, umut diyorsunuz yani. Evet, umut. ihtimali arttırmak ister misiniz? Birinci Matematik soru bu. Matematik açısından soruyorum ama. Tamam. İkinci soru, şu anda Muhalefetin tek bir aday çıkararak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mağlup edebileceği bir aday şu anda yok. Benim anketlerde gözle. O zaman şöyle söyleyelim. Yok. Z zat o zaman. Şunu şunu şu cümleyi şöyle kuralım daha rahat anlarız. Biz yani birinci turda zaten Millet İttifakı ne yaparsa yapsın kazanamıyor diyorsunuz. Evet. Aynen öyle söylüyorum. Ha. Birinci turda seçim tamam, ikinci tura geldim. kalırsa tura. ya penaltılara kalırsa olur ya. Tamam. Yani yorum ki penaltılara kalması halinde olur ya. Ülkenin ülkenin yüzde %45 civarı 46 civarı bir kesimi şu anda ama ekonomik sebepten, evet. ama pandemiden, ama şundan, ama bundan tamam. Muhalefete oy verecek. Buna bir 3-4 puan daha eklendiği seçimin alma ihtimali olur. Çünkü iki kişi yarışacak. 50, anladım 50 da. alan kazanacak. Hakan Bey siz, sizi anladım dediğinizi anladım da mantığı anlamadım. Birinci turda AKP'ye Erdoğan'a oy veren seçmen ne olacak da ikinci turda Erdoğan'a oy vermeyecek? Erdoğan'a kerhen mi zorla mı oy veriyorlar? Yok yani öbür ikinci tarafta, turda da verecekler. Bir başka... İki, ikinci i̇kinci turda e o zaman zaten Erdoğan birinci turda ne alıyorsa ikinci turda da tamam. onu alacak. Evet. Işte. Ben de onu diyorum. Ya mesela 47 mi aldı birinci? 47 turda? aldı ama. E, e, i̇kinci değil. turda gene 47 i̇kinci, alacak. İkinci turda en çok oyu alan kişi kazanıyor bitti. Tamam abi, tamam bir bak bunu şey. söylüyorum. Burada. Tamam. Birinci turda diyelim Sayın Erdoğan 47 aldı değil mi? Seçilemedi mesela. Tamam. İkinci turda tamam. yine aynı 47'yi alsa bile kaybeder. Çünkü bir kişi karşı kişi taraf, taraf %53 almış olacak çünkü. Çünkü karşısındaki 53'ü alacak. Niye alıyor öbür taraf? Onun garantisi ne? Hayır affedersiniz de bunun Zaten garantisi Zaten garanti değil. vermiyor ya. ki garanti Hakan var. Bey. Bir ihtimal o, 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 diyor. Tek ihtimal sesmeni... bu diyorum. Evet. <laughs> Tek ihtimal. O adayı mı verir? Erdoğanın mı verir ikinci turda? Yani Peki. ama burada şunu da not Peki. düşmem lazım. Şimdi bu senaryoda eğer... İnce Muharrem İnce de sizin gibi ifade ediyor. O da diyor ki yani matematik bilmemektir diyor. Tek adayla gitmek birinci turda. O yüzden... Birinci turda muhalefet çok Başak aday çıkarmalı, sonra İncenin... bir televizyon programı olmalı, Muharrem... söz ver, verilmeli. Ve no, e, no, en no, çok no. birinci turda oy Muharrem... alan muhalefet adayına, ikinci turda herkes yani muhalefetin bütün kanatları oy vermelidir. Tamam. Muharrem İnce'yi İnce analiz edelim. Muharrem İnce onu söylerken e, öteki tarafın yani Millet İttifakı'nın matematiği, formülü, stratejisi yanlıştır anlamında e, söylüyor ama... Aslında kastettiği o değil. Çatı aday olursa Muharrem İnce'nin birinci turda şansı yok. Herkes aday çıkarsın dediği zaman ben de aday ben olarak de çıkabilirim diyor Muharrem İnce. Aslında onu kastediyor. Sonra birinci turda en çok kim oy alırsa küçük küçük de oranlar olsa onu ikinci tura aday gösterelim diyor ya. Muharrem İnce'nin hesabı ben az da oy alsam... Birinci turda Millet İttifakı'nın beş tane, altı tane adayı arasında en yükseğini ben alabilirim. Ve böylece ötekleri etrafımda toplarım. ikinci tura ben kalırım Aynen. hesabı. Aynen. Yoksa Aynen. Hesabı bu. Ama bunu söylemiyor. Bunu Peki. söylerse Muharrem İnce, Millet İttifakı farklı bir formüle gider. Birinci Aynen. turda Muharrem İnce'nin birinci turda da ikinci turda da şansı kalmaz. Bunu söylemiyor. Tedbir i̇şte almasınlar Hanım'ın de... O formülü devreye giriyor. Şey, Çatal aday da abi, artı HDP abi. adayı diyor ya. Hı. Evet. Duyamadık Melik Bey sizin söylediğinizi. Ee, ya Hulki Bey diyor ya hani ya, o tamam zaman be. Muharrem Bey'in hani önünü kesmek için Millet İttifakı formül geliştirir. Zaten Meral Hanım geliştirdi. Çatı aday artı HDP adayı diyor. Tamam. Evet. Peki. Tamam. Hakan yani, Bey. başka Muharrem aday Bey. olmasın. Bir çatı aday artı HDP adayı diyor. Şimdi bir kere Meral Hanım'ın formülü alttan da baksan doğru, üstten de baksan doğru. Hasan Bey'e katılıyorum. Ee, neden? Bir kere birinci turda muhalefet tek adayla çıktı. HDP'de dedi ki ben bunu destekliyorum dedi değil mi? Evet. Bitti seçim. Hiç seçim beşim yapmayın. Boşuna uğraşmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı siz de muhalefete Allame-i Cihan'ı aday yaptınız. Tek aday yaptınız. Evet. HDP ben de bu adayı destekliyorum dediği an seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan 55 kazanır. Bitti. Hiç. Bana kim masal anlatmasın. Peki. Çünkü HDP'nin destek veriyorum dediği aday Türkiye'de 50 artı 1'in gerektiği bir seçimde 50'yi asla geçemez. O 45'i de muhalefetin adayı neden alır biliyor musunuz? Yani 45'e oy veren seçmenin de büyük çoğunluğu şöyle düşünerek verecektir. Ya o HDP de var burada buraya verilmez ama ola ki bunlar bir saçmalık yapar. Şimdi bu HDP'ye bakanlık makanlık verirler. Ama yani hiç değilse bir Erdoğan devrilsin de belki akılları başlarına gelir HDP'yi dışlarlar falan diye verirler. Emin olun durum bu. HDP'nin içinde bulunduğu HDP benimle diyen kaybeder. Bunu bilin. Yani bu Türkiye'nin gerçeği hoşunuza gider gitmez. Ama Meral Akşener'in de HDP ayrı aday göstersin dediği şu. HDP ayrı adayını göstersin. O oradaki muazzam kurmaylarla, kurmayların süper zekaları ile ilgili daha Peki. hatalarını ikinci konuşmamda anlattım. Peki. Yani kendi kendileri için olumlu konuşma potansiyelinde olan herkesin çenesini kapattılar. Tamam o anlaşıldı evet. Heh. O, dolayısıyla bana kimse onların o süper kurmaylıklarından falan bahsetmesin. Herkesin çenesini kapattılar. Kendileri için olumlu iki laf edebilen bizleri bile asla edemez hale getirdi. Vaktimiz daralıyor Hakan Bey, şu şeyi öğrenelim. O zaman öğrenelim. şunu söylüyorum. Birinci turda HDP, ben şunu destekliyorum. Muhalefete beni de alın, ben beni yok saymayın falan filan. Sizin içinde bulunduğunuz tek adayın seçim kazanma şansı yüzde sıfırdır. Bak bunu bu ekranda, videolar sonradan çıkıyor. Tarihe geçsin. Ta i̇zlerler, tamam. eğer böyle bir yine süper zeka strateji hatası yaparlarsa... 55'e 45 biter. İsterse ekonomi geberiyor olsun. Ekonomi var ya yerde sürünüyor olsun. Tayyip Erdoğan 55 kazanır o seçimi. Peki. Sabaha kadar kalımımı basarım. Noterden imza veririm. Ha, <laughs> Akşener'in dediği gibi veyahut da Sayın Akşener'in dediği gibi veyahut da daha akıllı bir projelerle HDP susacak. Yani komplekse kapılmayacak, ben de varım, ben de varım. Ya bir sus tamam, varsan varsın. Biz de senin haklarını, biz de insan haklarını gözetebilen insanlarız. Bekle, her şeyin zamanı var. Öyle bir ziyamete kapılmayıp, susarsa, kendi adayını çıkarırsa, muhalefetin seçim kazanma şansı olur. İster CHP, İyi Parti orta aday çıkarsın, ki Tabii. orada Meral Akşener'in daha fazla şansı olur, evet. Kemal kılıçdaroğlu oranla. İster 4-5 aday çıksın. Akşener'in stratejisi doğru dediği de Hasan Bey'in ben de Kendi onu adına doğru. Tamam. Evet o da onun fikri. Peki.